Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. TYT Kimya'da karışımlar ünitesiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Konumuz çözeltilerde derişim. Ne göreceğiz peki? Derişik seyreltik kavramlarını, doymuş doymamış aşırı doymuş kavramlarını ve son olarak kütle cüzi derişim, hacim cüzi derişim ve PPM'i göreceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Çözeltilerde derişim, belirli bir miktar çözeltide çözünmüş madde miktarına derişim diyoruz arkadaşlar. Peki kavramları sıralayalım. Şimdi ilk önce derişik seyreltikten başlayalım. Bu ifadelerden karşılaştırma yapılırken faydalanıyoruz aslında. Yani tek başına derişin, tek başına seyreltin pek bir anlamı olmuyor. Mesela birinci kapta 100 gram su içerisinde 5 gram şeker çözünüyor. İkinci kapta 100 gram su içerisinde 20 gram şeker çözünüyor. Çözünmüş madde miktarı fazla olan diğerine göre daha derişiktir arkadaşlar. Yani 20 gram şeker çözen aynı miktar suda 20 gram şeker çözen kap 5 gram şeker çözen kaba göre daha derişiktir. İkinci kap derişik, birinci kap ona göre daha seyreltik. Bu arada aynı sıcaklık diyelim. T ve T daha da güzel olsun. İkinci kavramlar doymuş doymamış aşırı doymuş kavramları. Bir çözeltide belirli bir sıcaklıkta çözebileceği en fazla madde miktarını çözmüşse, çözebileceği en fazla madde miktarını çözmüşse bu arkadaş artık doymuştur. Çözebileceği en fazla madde miktarından daha azını çözmüşse henüz açtır, daha doymamıştır. Ama çözebileceği en fazla madde miktarından da daha fazlasını çözebildiyse biz buna aşırı doymuş diyoruz arkadaşlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Sizin yiyebileceğiniz maksimum miktar bir porsiyon İskender. Bu arkadaş o. Bir porsiyon İskender'in bir porsiyonunu yemiş. Doymuş. Yiyebileceği bir porsiyon İskender'ken porsiyonun yarısını yiyebilmiş. Doymamış. Bir porsiyon İskender yiyebiliyorken 1,5 porsiyon İskender yediyse aşırı doymuş olur diyoruz. Biraz daha somutlaştırmak istedik olayı. Aşağıda verilen çözeltileri doymuş, doymamış, aşırı doymuş olarak sınıflandırınız. Diyor ki, not tabi burada böyle bir durum var. Notta size çözebileceği madde miktarını vermeli. O sıcaklıkta en fazla bu kadarını çözüyor şeklinde bir bilgi geçmeli size. Burada da onu yapıyor. Not diyor 100 gram su 20 santigrat derecede 30 gram şeker çözebilir. Bu arada bunlar farazi değerler. Yani ölçüp bu sıcaklıkta 100 gram suda ne kadar şeker çözünüyor diye bakmadım ben. Özellikle hani soru için kurgulanmış bir durum. Birinci kapta diyor ki 100 gram su 20 santigrat derecede 10 gram şeker çözer. Şimdi çözebileceği miktarın 30 olduğunu biliyoruz. 30'dan daha azını çözdüyse bu doymamış. İkinci, 100 gram su 20 derecede 30 gram şeker çözmüş diyor. Tam benim bilginin verdiği gibi. O zaman bu arkadaş doymuş oluyor. Bu çözelti doymuş. 100 gram su 20 santigrat derecede 55 gram şeker çözmüş diyor. O zaman bu olabilenin de üzerinde çözmüş. Yani aşırı doymuş çözelti oluyor arkadaşlar. Kütle cüzde derişime geldi sıra. Kütle cüzde derişimde çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100 yapıyoruz arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken şu, çözelti kütlesi derken burada çözücüyü sadece örnek verecek olursak sadece suyu almıyorsunuz. Çözelti demek hem çözücü hem çözünenin toplamı demek. Bu önemli, genelde bu hataya düşülür çünkü. Hem çözünen bölü hem çözelti çarpı 100 bizim denklemimiz diyelim. Sorumuz 210 gram suda 30 gram şeker çözünmesiyle elde edilen çözeltinin kütlesi, çözeltinin kütle cüzde derişimini bulunuz diyor. Su ve şekeri ayrı ayrı mı vermiş? Bunlardan oluşan bir çözelti mevcut değil mi? O zaman benim çözeltimin toplamı 240 mı? 240 gram. Kütle cüzdeyi istiyorsa benden kütle cüzde eşittir m çözünen m çözelti çarpı 100 olmak zorunda. M çözünen dediğimiz şeker 30. M çözelti dediğimiz ikisinin toplamı yani 240 çarpı 100 olmak zorunda. Burada 3 kere 8 24'ten 8 olacak. Yani 100 bölü 8 o da 12,5'a denk geliyor. Yani %12,5'luk bir çözeltiymiş.
%20'lik tuzlu su çözeltisinin 300 gramında kaç gram su bulunur diyor bu sefer. Bu sefer çözeltinin 300 gramı dediğine göre çözelti belli 300 gram. Yüzde belli, %20. Hemen bakalım. Kütlece yüzde eşittir. M çözünen bölü M çözelti çarpı 100 olacak. Burada %20'lik dediğine göre 20 eşittir. Bu bölü 100'ü de ben buraya almak, şey çarpı 100'ü buraya bölü 100 olarak almak istiyorum. Sonra 300 gram dediği çözelti belli. Benim burada M çözünenim belli değil, değil mi? Çok belli. 100'den 300'e 3 kat çıktıysa 20'den de 3 kat çıkmış olması lazım. Yani 60 olması lazım. O zaman M çözünen 60 gram oluyor. Ama benden neyi istemiş? Suyu. Yani çözücüyü. Benim çözeltim toplam çözelti eşittir çözücü artı çözünendi. Veya tuzlu su da su artı tuz idi. Ben çözüneni yani tuzu 60 gram bulduysam çözeltim de toplamda 300 gram ise doğal olarak suya ne kalıyor? 240 gram su bulunuyormuş arkadaşlar. Çözeltinin çözücü artı çözünen olduğunu lütfen unutmayalım. Hacimce yüzde değişim aslında yapı olarak aynı. Sadece burada gramlar değil de mililitreler veya litreler söz konusu olacak. Hacimce yüzde değişim çözünen hacmi bölü yine çözelti hacmi çarpı 100 ve çözünen bölü ve çözelti çarpı 100 olarak formülleştirebiliriz durumu. Hacimce yüzde 35'lik alkol su çözeltisi hazırlamak için 130 mililitre su ile kaç mililitre alkol karıştırılmalıdır diyor. Bana suyu yani çözücüyü vermiş. Kaç mililitre alkol diyor çözünen belli değil. Ama hacimce durum belli. O zaman yüzde eşittir V çözünen bölü V çözelti çarpı 100 oluyordu. %35'lik dediğine göre 35 ben bu yüzüne buraya bölü olarak alıyorum. Eşittir. Şimdi çözünen belli değil. Çözünen ve çözünen. Çözeltili de sadece 130 mililitrelik ve çözücü belli. O zaman ve çözünen artı 130. Biz ve çözünene x desek. x. Hemen bakalım. O zaman 100x eşittir 35x artı 35 çarpı 130 oluyor arkadaşlar. 100x 35x aynı değerler. Al bir tarafa. 100x eksi 35x 65x yapar. O da 35 çarpı 130'a eşit. 65 ile 130 tam olarak 2 kat. O zaman x eşittir 70 oluyor arkadaşlar. X dediğimiz V çözünen de yani 70 mililitre alkol gerekiyor imiş. Devam edelim. Bildiğiniz bir bilinmeyen denklem yani matematik sorusu gibi. Ve son ppm yani milyonda kısım artık bilmemiz gereken son kısım derişimde. Ne demek bu? Bu daha çok su arıtım tesislerinde ele gelen suyun işte bileşenlerini kontrol için veya işte bazen göllerden denizlerden mikroplu olabileceği konusunda şüphe ediliyor. O zaman gidip bakılmak isteniyor arkadaşlar. Alınan değerlerden de işte civa ne kadar vesaire işte ağır metaller ne kadar diye merak ediliyor. Onlara bakılmak isteniyor. Bunların da sudaki değerleri çok küçük oluyor. Onları kütlece yüzde veya hacimce yüzde ile ifade etmek biraz daha hesabı zorlaştırıyor. Anlamayı zorlaştırıyor. O yüzden ppm hatta bir de ppb vardı. Milyarda bir. Bu tarz derişim birimleri kullanılıyor. Bu da milyonda kısım. Milyonda birlik diyebiliriz. Nasıl ifade ediyoruz denklemde? Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi olarak ifade ediyoruz. Yani kütlece veya hacimce yüzdedeki gibi durum. Yalnız iki şekilde gösterebiliriz. Ya çözünen kütlesini miligram, çözelti kütlesini kilogram olarak alırız. Yanda herhangi bir şeyle çarpmamıza gerek kalmasın. Neden? Milyonda kısım diyor ya. Zaten miligramla kilogram arasında milyonda kısım var. Hemen düşünün. Miligram burası. Gram. Şurası da kilogram zaten. Burada 1000 kat. Gramdan kilograma da 1000 kat var. Doğal olarak miligramdan kilograma milyon kat var. Başka bir şeyle çarpmanıza gerek kalmadan direkt ppm karşılığını, değerini bulabiliyorsunuz. Zaten genelde de sorularda verilirken size çözünen kısım miligramla, çözelti kısmı ise kilogramla verilir. Ama bir gösteriş tarzı daha var genelde kitaplarda yer alan. Çözünen kütlesini
bölü çözelti kütlesi, herkesi de gram şeklinde alınır. Yani aynı birimde alınır. Çarpı 10 üzeri 6 yani milyonla çarpılır. Aynı şeyi ifade ediyor. Hangisi kolayınıza geliyorsa lütfen onu kullanın. Sorumuza bakalım. Soruyla kapatmış olalım konuyu. Bir miktar çeşme suyu analiz için alınmıştır. 5 kilogram çözelti örneğinde 2 miligram kurşun 2 iyonu varsa bu çözeltide kaç ppm kurşun artı 2 iyonu vardır diyor. Hemen bakalım. Ppm demek çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesiydi. Şimdi burada benim yapmam gereken, benim yapmak istediğim daha doğrusu birimler uygun olduğu için ilk formül. Miligram bölü kilogram. Böyle yaptığım zaman zaten milyonda birlik kısmı buluyorum. Herhangi bir şeye çarpmama gerek kalmıyor. Çözünen 2 miligramlık kurşunmuş. Çözeltim ise aldığım örnek çözelti ise 5 kilogrammış. O zaman miligram bölü kilogramdan durum. Bir şey çarpmamıza gerek kalmıyor. 2 bölü 5'ten 4 bölü 10 yani 0.4 ppm'miş. Yani çözelti içerisindeki kurşun artı 2 iyonu derişimi 0.4 ppm'miş arkadaşlar. Soru bu kadar. Dediğim gibi birimlere dikkat ediniz. Size miligram ve kilogram olarak verildiyse hiçbir şey çarpmadan, milyon gibi bir değerle çarpmadan sadece ifadeyi bölerek ppm karşılığına ulaşabilirsiniz.